Teknoloji Okudan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir akıllı saat modelini inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Kospet'in Tank T2 modeli. Biliyorsunuz arkadaşlar, son dönemde özellikle giyilebilir teknoloji tarafında pek çok marka gözümüze çarpmaya başladı ki bunlardan bir tanesi de Kospet diyebiliriz. Aslında Kospet'in pek çok modeli var arkadaşlar ve bu modellerin ortak özelliği ise aşırı dayanıklı olmaları. Biliyorsunuz günümüzdeki akıllı saatlerde dayanıklılık formatı çok fazla ön plana çıkarılmıyor. Fakat Kospet bu alanda dayanıklılığı ön plana çıkaran markalardan biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Halihazırda ülkemizde de KVK garantili olarak satılıyor bu saatler. Biz de yeni öğrendik diyebilirim aslında. Çünkü yeni bir marka en azından Türkiye için. Bugün inceleyeceğimiz model ise arkadaşlar kolumda görmüş olduğunuz Tank T2 modeli. Gerçekten ismini hak eden dayanıklılıkta bir model ve bizlere sunduğu özellikler de son derece cazip diyebiliriz ki fiyatıyla orantılayınca diyorsunuz ki ya bu özellikler bu fiyata acaba hani biraz dandik var. Yok, hayır arkadaşlar, değil. Gayet kaliteli bir saatle karşı karşıyayız. Şimdi dilerseniz incelememize saatimizin tasarımıyla başlayalım. Gördüğünüz üzere şu anda kolumda saat, zaten hemen şöyle çıkartayım arkadaşlar. Son derece aslında şık bir saat yapısıyla karşı karşıyayız. Buradaki plastik kordon ama arkadaşlar bunun metal kordonu olanı da var. Dilerseniz metal kordonu da seçebiliyorsunuz. Bunu sizlerle bu bilgiyi paylaşmış olalım. Şimdi arkadaşlar saatimiz gördüğünüz gibi yuvarlak hatlara sahip, ağır gibi gözüküyor ama aslında çok fazla bir ağırlığa sahip değil. Bunu size baştan belirtebilirim. Tasarım söz konusu olduğunda hafif, kolu yormayan gayet güzel şık bir tasarımı var saatimizin. Bu açıdan Kospet Tank T2 modelinin son derece zarif olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Şimdi arkadaşlar gelelim saatimizin özelliklerine. Biliyorsunuz söz konusu bir akıllı saat olduğunda aslında tasarımdan ziyade bizim ilgilendiğimiz detay saatimizde yapabildiklerimiz. Yani bu saat benim kalp ritmimi doğru bir şekilde ölçebiliyor mu? Benim kandaki oksijen oranıma bakabiliyor mu? Stres takibimi yapabiliyor mu? Ya da benim uyku takibimi yapabiliyor mu? Bu gibi soruların akıllı saatler tarafında ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Peki bu saatte ne gibi özellikler var? Dilerseniz biraz bunlardan bahsedelim sizlere. Arkadaşlar bu saatle diğer akıllı saatlerde de olduğu gibi rahat bir şekilde nabız ölçümü vesaire yapabiliyorsunuz. Yani bu konuda herhangi bir sıkıntınız bulunmuyor. 7/24 saat sizin nabzınızı rahat bir şekilde takip edebiliyor. Tabii ki bu özelliği uygulamadan açmanız, aktif hale getirmeniz gerekiyor ki birazdan sizlerle paylaşacağım bunu zaten. Saatte çok fazla spor özelliği var. Yani aklınıza hayalinize gelmeyecek spor modları mevcut arkadaşlar. Ki zaten biz Türkler klasik olarak yürüyüş, koşu ya da ne bileyim biraz daha fitness tarzı şeyleri kullanıyoruz. Dolayısıyla bu noktada en azından spor anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı sizlere söyleyebilirim. Uyku takibi vesaire yapabiliyor. Kandaki oksijen oranını gayet başarılı bir şekilde ölçebiliyor. Biz bu ölçümleri yaptık ve genel olarak bu ölçümlerin başarılı olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Yani ben ölçüm sonuçlarından memnun kaldım arkadaşlar. Hani günümüzde böyle üst level oynayan saatlerle kıyasladığımızda Kospet Watch Tank 2 de benzer ölçümleri veriyor. Yani bu konuda sensörlerin gayet başarılı olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Şimdi gelelim saatimizin teknik özelliklerine. Yani saatimizin bizlere sunduğu teknik donanıma. Evet arkadaşlar bu saatte 1.43 inçlik bir AMOLED display bulunuyor. Full metal bir body ile geliyor. Yani bu noktada saatin gayet sağlam olduğunu söyleyebiliriz. 410 miliamperlik kobalt bir pil kullanılmış ki bu çok önemli. Birazdan değineceğim. Always on time display özelliği mevcut arkadaşlar. Bunun yanında IP69 sertifikası ile birlikte geliyor ve waterproof özelliği mevcut. MIL-STD-810H sertifikası var. Bu biliyorsunuz bir dayanıklılık sertifikası ve son zamanlarda çok fazla moda olmaya başladı. 70 farklı spor modu bulunuyor. Bluetooth üzerinden arama yanıtlama özelliği mevcut ve son olarak da saatimizde VP60 sensörlerinin kullanıldığını sizlerle paylaşmış olalım. Ve gelelim saatimizin telefonumuzla bilgi alışverişine. Şimdi genel olarak akıllara şu soru geliyor. X bir markanın saatini aldığında ya benim telefonum işte Samsung, Android ya da ne bileyim iPhone, acaba hani veri alışverişinde bir sıkıntı yaşar mıyız? Biz Android ile test ettik arkadaşlar ve Android ile test ettiğimiz süre boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani ben Samsung kullanıyorum mesela şu anda ve Samsung cihazımda bir Kospet Fit uygulaması var. Onu indirdim ve bu uygulamayı indirdikten sonra da son derece basit bir şekilde şekilde saati kullanmaya başladım. Mesela şimdi telefonumdan hemen uygulamaya giriyorum. Fit uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar ve bu uygulama ile basit bir şekilde saatinizin bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten saati ilk açtığınızda arkadaşlar bir kare kod çıkıyor ve bu kare kodu kameraya okutarak hızlı bir şekilde saatinizin uygulamasını indiriyorsunuz Google Play ya da App Store üzerinden ve bu uygulama ile saatin ayarlarını vesaire her şeyini gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi uygulamayı indirdikten sonra yapmanız gereken ilk şey saatinize gerekli izinleri vermek olacak. Yani arama izinleri, mesaj izinleri, bildirim izinleri, bunları eğer vermezseniz arkadaşlar aramalarda saatinize gelmez. Mesajlar ya da bildirimlerde saatinize gelmez. Kospet Fit uygulaması üzerinden hangi uygulamalardan bildirim almak istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle bir durum söz konusu. Atıyorum ben Instagram'dan bildirim almak istiyorum ama farklı bir uygulamadan bildirim almak istemiyorum. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi hemen bir Kospet uygulamasına gireyim ben telefonumdan, sizlere de canlı bir şekilde göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle Kospet Fit'e giriyorum. Girdiğim zaman zaten burada hemen benim saatim gözüküyor. Bakın şu anda kullandığım süre boyunca kalp atış hızım mesela 7 saat 21 dakikalık bir uyku uyumuşum. İşte bugün daha henüz 1411 adım atmışım. Bunları direkt ana ekranda görebiliyoruz. Kol saatine tıkladığınızda arkadaşlar burada tüm ayarları görebiliyorsunuz. Mesela bakın çağrı hatırlatıcı, kan oksijen ayarı, kalp atış hızı izleme, bunların hepsini açık hale getirmeniz gerekiyor. Açık hale getirmezseniz eğer saatinizden bunları ölçümleyemezsiniz. Burada mesela hızlı yanıt seçeneği var. Hızlı yanıt seçeneği arkadaşlar, bunu eğer aktif hale getirmezseniz WhatsApp ve benzeri uygulamalardan gelen bildirimlere yanıt veremezsiniz. Burada hızlı yanıt ekleyebiliyorsunuz. Seni sonra arayacağım tamam mı var mesela, onu değiştirebiliyorsunuz ya da farklı bir yanıt ekleyebiliyorsunuz keyfinize göre. Yani saatte cevap vermek için bir klavye açılmıyor arkadaşlar. Burada pek çok akıllı saatte olduğu gibi hızlı cevaplar söz konusu. Buradan yine hızlı cevabınızı belirleyip ne yapabiliyorsunuz? Herhangi bir cevabı gönderebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi arkadaşlar yine uygulama hatırlatıcısı, işte hareketsizlik hatırlatıcısı gibi özellikler mevcut. Bunları açmazsanız eğer saatiniz size, atıyorum, hareketsizlik hatırlatıcısını açmazsanız, aktif hale getirmezseniz saat size ya çok hareketsiz kaldın hadi kalk bir dolaş demiyor arkadaşlar. Yani bunları uygulama üzerinden mutlaka ama mutlaka aktif hale getirmeniz gerekiyor. Burada mesela arkadaşlar çeşitli arayüzler var. Buradan saatinize bu arayüzleri indiriyorsunuz. İndirdikten sonra saatin ekranına uzun bastığınızda zaten diğer arayüzler geliyor. Buradan istediğiniz arayüzü saatinize tanımlayabiliyorsunuz. Kısaca özetlemek gerekirse son derece verimli bir uygulama söz konusu. Bu uygulama üzerinden hemen hemen bütün ayarlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelen aramaları saat üzerinden cevaplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız burada bir Bluetooth bağlantısı söz konusu olduğu için, ki zaten genelde saat üzerinden görüşme yapılan telefonlarda, pardon, akıllı saatlerde böyle bir durum söz konusu. Yani burada saatinizin telefona biraz yakın olması lazım. Aksi takdirde görüşmede gecikmeler ya da ses gelmeme gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Gelelim saatimizin fiyatına arkadaşlar. Bu saat halihazırda Türkiye'de arkadaşlar 2500-3000 Türk Lirası arasında fiyatlardan satılıyor. Yani ben internette araştırdım. En ucuz 2600-2700 TL bandında vardı bu saat ve metal kordonlu olanı mesela 3500 lira gibi bir fiyata satılıyordu yanılmıyorsam. Ama tabii ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bunu alıp metal kordonu da takabilirsiniz. Zaten kordonlar son derece basit bir şekilde çıkıyor. Bakın şunu hemen çıkarttım. Şunu da çıkarttım. Zaten kutudan bu şekilde çıkıyor arkadaşlar saat ve siz kendiniz kordonlarını bu saatin takabiliyorsunuz. Şarj aletimize değinelim. Son olarak şöyle bir şarj aletiyle geliyor. Saatimizde hızlı şarj özelliği mevcut arkadaşlar. Eğer yüksek watt gücünde bir adaptöre takarsanız saatimiz hızlı bir şekilde şarj oluyor ve pil süresi de son derece tatminkar. Yaklaşık olarak bir 10 günlük pil süresi sunuyor sizlere ve bekleme süresi de 50 güne kadar çıkıyor. Yani hiçbir şey yapmazsanız saati atıyorum şu şekilde bağlamadınız telefona, koydunuz kenara, 50 gün bekliyor sizi. Tabi bu biraz mantıksız. Kullanımda arkadaşlar dediğim gibi bir hafta 10 gün arası bir süre veriyor ki bu sürenin son derece tatminkar olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet, eğer bu saat hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.